Cevap vermiyorlar. Cevap vermiyorlar değil mi kardeşim? Ben açtım. Aç ama cevap vermiyoruz. Bir daha arıyoruz. Camı kapatır mısın Türk? Alo merhaba. Merhaba. Sabah.com.tr'ye bağlar mısınız? Diyor kalkat. Alo merhaba. Merhaba. Ben Artvin'den arıyorum. Evet. Şimdi iki günden beri bu sizin internetteki haberlerinizi takip ediyorum. Evet hocam. Bu Kenarcık. Alo. Artvin'den arıyorum ben. İki günden beri bu Artvin Cerattepe'deki maden işletmesiyle ilgili orada işte maden protestolarıyla ilgili haberlerinizi takip ediyorum. Beyefendi şimdi biz burada gözümüzle gördüğümüze mi inanalım yoksa sizin yalan haberlerinize mi inanalım? Mesela hangi haber? Birincisi işte yok bunlar vatan haini, işte yok bunlar işte hükümete karşı yapılan şeyler, bunlar ülkenin büyümesini istemeyen tipler, yok bunlar PKK'lı, siz Artvinli'ye PKK'lı yakıştırmasını nasıl yapabiliyorsunuz, bunu bir söyler misiniz bana? Hangi cüretle yapabiliyorsunuz bunu? Peki bu nasıl bir haber başlığı? Bana bunun bir açıklamasını yapar mısınız? Beyefendi, ben ona bakmıyorum. Sizin o haber başlığınızda bunlar PKK, bunlar ne? Sizin resmen orada siz provokasyon yapıyorsunuz. Bu ne demek? Artı ikincisi, sizin bütün haberlerinize biz bakıyoruz. Bütün haberlerinizde yok işte bunlar vatan haini, yok bunlar bilmem ne. Yani siz Artvinli'yi ne zannettiniz ya? Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi? Böyle bir yalan haber olabilir mi? Bakın. Haberde bir yorum katmak vardır, bir de yalan söylemek vardır. Siz resmen yalan söylüyorsunuz. İnsanların gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Böyle bir şey var mı? Bu nasıl bir habercilik anlayışı? Bana bunu bir anlatır mısınız? Bunu herhangi bir şahsı göstererek hedef göstermiyoruz. Hedef gösteriyorsunuz siz. Hedef gösteriyorsunuz. Resmen hedef gösteriyorsunuz burada. Peki siz burada neyin ne yaşandığını biliyor musunuz ki bu kadar yanlı taraflı haber yapabiliyorsunuz? Nereye kadar gitti hiç önemli değil beyefendi. Nereye kadar gidecekse zaten buradaki insanlar o barikatların arkasına geçmiş. Nerede ne yapacaklarını biliyorlar. Orada büronuzda oturarak tuhaf tuhaf haberler yapamazsınız. Öyle bir şansınız yok. O hakkı size kimse tanımıyor. Kabataş'ta da aynı yalanı söylediniz. Yok camiye. Demek ki bunların hepsi yalandı. Biz artık gözümüzle gördüğümüze inanıyoruz. Böyle bir şey yok ya. Demek ki sizin o Kabataş'ta türbanlı bacımıza saldırdı haberi de yalandı. Onu Photoshop yaptınız zaten. Onu gayet iyi biliyoruz. Ondan sonra camiye içkiyle girdiler. Görüntülerini biz yayınlayacağız dediniz. Aradan 2 sene geçti. Halen daha görüntü yayınlayamadınız. Şimdi gitmişsiniz Artvinli'ye. Burada biz PKK'ya kaç tane şehit vermişiz. Daha geçen sene kardeşimizi uğurladık. Kardeşimizin şu anda şehit mezarına 20 metre mesafedeyim ben. Biz uğurladık onu. Binlerce kişi uğurladık. Böyle bir terbiyesizlik var mı? Derhal özür dilemeniz gerekiyor. Derhal özür dilemeniz gerekiyor. Artvinlileri veya şahısları hedef göstermiyoruz. Evet Artvinlileri hedef gösteriyorsunuz. Böyle bir şey yok. Artvin'de ne PKK barınabilir ne vatan haini barınabilir. Böyle bir şey yok. Biz yaşamalarını savunuyoruz. Böyle bir durum yok. Artvin'i körükleyen, onun üzerinden hükümete saldıran medyaya ve taraflara ne kim saldırmış hükümete? Orada peki Artvin belediye başkanı ne işi vardı AK Parti belediye başkanının? Peki bunu söyler misiniz? Madem hükümete bir saldırı var, AK Partili Artvin belediye başkanı neden oradaydı? Burada siyaset yok beyefendi. Siz bu işi çözememişsiniz henüz. Ama nerede birileri sesini yükseltse, tabii bunu hükümete bir tehdit olarak algıladığınız için, tamam mı? Bunu hükümete bir tehdit olarak algıladığınız için siz bu tip davranışlarda bulunuyorsunuz. Bunlar çok yanlış, yaptığınız çok yanlış. Size kesinlikle kötü tek bir kelime kullanmıyorum. Hakaret için tek bir kelime kullanmıyorum. Allah sizi ıslah etsin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Allah sizleri ıslah etsin. Allah sizleri ıslah etsin. Amin. Amin. Bak kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Amin. Islah olacağınızı biliyorsunuz çünkü.